Merhaba, ben Umut. Size Disney Channel'dan sihirli haberler getirdim. Bildiğiniz gibi bu hafta Soylu'nun 4 yeni bölümü daha yayınlandı. Eğer o bölümleri izlemediyseniz buradan sonra spoiler içeriyor. Bu arada başlamadan size sıcak sıcak bir bilgi vereyim. Artık Soylu'na ilk bölümünden itibaren her cuma saat 20.15'te Disney Channel'da, üstelik 3 bölüm arda arda. Bu bölümlere resmen Ambar'ın kötülükleri damgasını vurdu. Ya evet, sizin yorumlarınıza çok değer veriyorum. Hatta ben de öyle düşünüyordum yani. Çoğumuz Ambar'ın içinde aslında bir iyilik olduğunu düşünüyorduk. Ama sizce de bu bölümlerde yaptıkları çok acımasızca değil miydi? İlk önce gitti Luna'nın notlarını ailesine ispiyonladı. Sonra vaftiz annesini manipüle etmeye kalktı. Bir de sırf Luna okuldan atılsın diye onun sınav kağıdını değiştirdi. Bunların hiçbiri yetmiyormuş gibi bir de saçma sapan kıskançlık krizlerine girdi. Neyse. Ay bu arada ben artık gerçekten dizinin aşk trafiğine yetişemiyorum. Başıma ağrılar giriyor yani. Evet, tamam, dizide aşk var mı var. Ama arkadaş, biri de karşılık bulsun ya. Herkesin platonik, herkesin mutlu. Hayat niye böyle ya? Şimdi de birazcık Luna'cığımdan bahsetmek istiyorum. Gerçekten yine kendini bana aşık ettirdi yani. Evet, çok saf, çok sakar ama inanılmaz inatçı. Gerçek bir anka kuşu gibi her seferinde küllerinden doğuyor. Ve geldik Lunatteo cephesine. Tiyatro sahnesini hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? Ben gerçekten o sahnede inanılmaz eğlendim. 19.45'teki bölümü kaçırmıştım, gece tekrarını izliyordum. Resmen kahkahalarını evdeki herkesi uyandırmıştım. Anneciğim özür dilerim. Bir de öyle güzel bir Luna Mateo sohbet sahnesi vardı ki yani izlerken eridim. Ya sonunda ilk kez birbirleriyle insan gibi konuşup birbirlerini anlamaya başladılar. E aşk zaten birbirini anlamaktır biraz. Bunun yanında bir de Luna'nın Mateo'ya taktığı lakaplar acayip eğlendirdi beni. Çilek çocuk, koca kafa. Ya sizce de Mateo tam bir koca kafa değil mi? Yani çok seviyorsunuz onu ama bir yandan da kızmak istiyorsunuz. Ya tam Mateo işte. Son olarak birazcık Simoncuğumdan bahsetmek istiyorum. Kıyamam ona ya. Tamam, Luna'ya aşık olduğunu az çok biliyorduk da bu bölümlerde iyiden iyiye belli etmeye başladı. Çünkü bana sorarsanız artık Luna'nın Mateo'ya karşı boş olmadığını gerçekten hissetmeye başladı yani. Özellikle Mateo Ambar'la prova yaparken Luna'nın ona öyle bir bakışı vardı ki. Ay yazık Simon'a ya, kalbinden öyle bir ses geldi ki ben ta evden duydum. Acaba ilerleyen bölümlerde neler olacak? Aşıklar kavuşacak mı? Ambar'ın yalanları ortaya çıkacak mı? Luna'nın rüyası ne anlama geliyor? Eğer bu soruların cevabı sizde varsa sihirli haberler hashtaginden bana ulaşın. Hepsini okuyacağım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.